arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu iki güzel sardunyamla birlikteyim. Bugün sizlere beyaz sineklerden kurtardığım sardunyalarımın son halini göstermek istiyorum. En son çektiğim sardunya videomda çiçeklerini henüz açmamışlardı ve sizlere bu ikisiyle ilgili farklı bir video, ayrı bir video çekeceğimi söylemiştim. Bugün ise gördüğünüz gibi hemen hemen bütün çiçeklerini açmış durumdalar. Hatta yavaş yavaş arkadaşlar şu şekilde bakın, dökülmeye bile başlamışlar. Bunları bile atmaya kıyıyorum. Yani şöyle bir kenarda biriktirip kurutuyorum çiçeklerini. Şimdi arkadaşlar bu süreçte neler yaptım? Sardunyalar bu şekilde olana kadar nasıl bir yol izledim? Aslında beyaz sineklerle mücadele videomda bu konudan sizlere bahsetmiştim. Orada o videomu izlemişseniz, eğer izlediyseniz arkadaşlar, şu gördüğünüz sardunyamın şöyle bir iskeleti vardı. Yani şu yaprakları yoktu. İşte ben bütün yapraklarını budamıştım. Sadece kuru dalları kalmıştı üstünde. Biliyorsunuz beyaz sinekler çok çabuk çoğalan ve çok çabuk üreyen canlılar. Onlardan kurtulmak biraz zor oldu arkadaşlar. Hatta şu anda bile böyle tek tük geliyorlar. O yüzden çiçeğinizi bu dönemde, yani bu şekilde getirene kadar kesinlikle sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü beyaz sinekler arkadaşlar öyle canlılar ki bir tanesi kalsa bile çok çabuk, çok rahatlıkla üreyebiliyor. O yüzden nem ağacı yağı kullanmıştık, biliyorsunuz. Sürekli bahsediyorum bu konuda. Doğal organik bir yağ. Hemen hemen işte haftada bir ya da işte baktığınız beyaz sinek var ya da farklı işte unlu bit olsun. Hatta en son videom un biti videomdu. Baktığınız farklı canlılar var. Hemen arkadaşlar alıp fıs fıs yapıyorsunuz. Hatta koruma amaçlı, bitkilerinizi koruma amaçlı böyle haftada bir yaprak altlarını böyle fıslatabilirsiniz. Çünkü hani bunda beyaz sinek olmayabilir ama diğer bitkilerinizde olabilir. Çünkü beyaz sinekler sardunyaları çok seviyorlar. O yüzden sürekli böyle ben arkadaşlar böyle yaprak altlarına işte bakıyorum, nerede ne var. İşte artık şey oldu, bende tik oldu. Böyle sardunya gördüğüm zaman direkt yaprak altlarına bakıyorum. Çünkü beyaz sinekler öyle bir psikoloji bıraktı bende arkadaşlar. Sanki böyle bütün sardunyalarda varmış gibi. O yüzden hepsini böyle en azından işte 3 günde bir, 4 günde bir kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol etmezseniz arkadaşlar aşırı derecede çoğalıyorlar. Ben de dediğim gibi şu an bile bazen böyle tek tük görebiliyoruz. Beyaz sineklerin peşine düşüyorum resmen. O yüzden çiçeklerimizi onlardan kurtarmak için böyle sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Ama bu nem ağacı yağının çok faydasını gördüm arkadaşlar. Çünkü aslında bu konudan sürekli bahsediyorum. İşte doğal ortamda, yani kapalı alanlarda, balkon bile olsa büyüttüğümüz için bitkilerimizi, bu tarz zararların üremeleri çok kolay oluyor. O yüzden sürekli tetikte olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisi biliyorsunuz, hatta ilk videolarımda görmüşsünüzdür. Geçen yıl ikisi aynı saksıdaydı. Bunları ayırdım arkadaşlar. Sardunyalar böyle nasıl diyeyim, işte saksı değişimi olduğu zaman, topraklarını değiştiğiniz zaman çok güzel gelişim gösterebiliyorlar. O yüzden ben bu ikisini ayırmıştım ve böyle rahat rahat büyüyorlar şu anda. Çok da güzel çiçeklenmişler. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar bu videoyu. Sadece bu güzellikleri görün istedim. Tabii çiçeklerimizi döktükten sonra tekrar çiçek vermeleri için çiçek dallarını budama yapacağız. Hatta bununla ilgili bir videom da var. O da ilk videolarımdan bir tanesi. İsterseniz oraya dönüp bakabilirsiniz. Şöyle henüz işte açmamış olan tomurcuklarımız da var arkadaşlar. Bakın böyle hani gelişimi çok iyi olmadığı için çok fazla tomurcuklanamadı aslında. Son anda kurtardık çünkü. Normalde bu çok daha fazla çiçekli, çok daha fazla tomurcuklu oluyor arkadaşlar. Ama bu haline bile şükrediyoruz ikisinin de. Sonuç olarak arkadaşlar kesinlikle bu tarz unlu bitler, işte beyaz sinekler görüyorsanız
bitkilerinizde kesinlikle hani bir kere ilaçlayıp tamam ben bundan kurtuldum demememeniz gerekiyor. Dememeyin yani. Sürekli kontrol halinde olmanız gerekiyor. Çünkü eğer kontrolü bırakırsanız tekrar çoğalabiliyorlar. Bakın şöyle hani arkasını çevirerek yaprak altlarına tekrar bakabilirsiniz çiçeklerinizin. Ve bu nem yağını arkadaşlar ben sürekli fıslatıyorum. Sadece güneşte fıslatmamaya çalışın. Hiçbir zararını görmedim. Çiçekte herhangi yapraklarında herhangi bir kuruma ya da herhangi bir solma olmadı. Aksine sürekli söylüyorum ben çok memnunum. İyi ki böyle bir doğal yağla karşılaştım. Çünkü gerçekten bütün bitkilerimde kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gelişimleri çok güzel şu anda. Bunları sardunya deyince bazı izleyicilerim, takipçilerim bunlar sardunya değil, ceylan göz sardunya diyorlar. Evet ben sardunya demeye alıştım. Aslında bunlar bir ceylan göz çeşidi arkadaşlar. İkisi de ceylan göz sardunyanın farklı renkleri. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizlere kısa bir video çekmek istedim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşça kalın. Renklerle kalın.